Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere ortaokullarımızda ve İmam Hatip ortaokullarımızda okutulan 7. sınıflarımızdaki temel dini bilgiler dersimizin 4. ünite sorunda yer alan değerlendirme sorularının cevaplarını yapacağız. MEP yayınlarının sayfa 120-122'deki sorularımızı çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz edep ve haya kavramlarını açıklayınız. Edep kelimesi sözlükte zarafet, söz ve hareketlerinde güzel davranışta bulunma anlamlarına geliyor. Terim olarak ise edep, Allah ve Resulü Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in emrettiği bütün istekleri yerine getirip sakındırdıklarından yani yapmamamız istediklerinden kaçınarak elde edilen güzel huylara edep denir. Edep kelimesinin çoğu da adaptır. Haya ise sözlükte ağır, utanma, çekinme ve mahcubiyet anlamlarına geliyor hayanın terim anlamıysa kişinin Allah'ı olan içten sevgi ve saygısından dolayı kötü, çirkin, ahlak dışı ve günah olan davranışlardan rahatsız olup onlardan kaçınmasıdır. Haya her insanda bulunan bir özelliktir. İnsanlar toplum tarafından yanlış kabul edilen davranışları yapmaktan utanırlar ve çekinirler. Bu tutum insanların ortak özelliktedirler. Bu şekilde davranmayanlara ne denir? Ar damarı çatlamış. O yüzden haya imandandır. Müslüman dostlarıyla ilişkilerine nelere dikkat etmelidir? Allah insanı yarattı. İnsan yaratılışı gereği sosyal bir varlıktır. Tek başına hayatını sürdüremez. İhtiyaçlarını karşılamak için başkalarıyla iletişim kurmak zorundadır. İnsanlar kendilerine daha yakın buldukları arkadaşlara özel ilişki kurarlar. İşte bu ilişkilere dostluk denir. Dostluk sevgi ve güvene dayanan çok değerli bir ilişkidir. Dostlar birbirlerini iyi ve kötü günde yalnız bırakmazlar. Birbirlerinin sırlarını ve haklarını korurlar. Yüce Rabbimiz mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostudurlar buyurarak toplum içinde Müslümanların birbirlerine karşı sorumluluklarına dikkat çekilir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de kişi dostunun dini üzeredir. Öyleyse her biriniz kimine dostluk kuracağını dikkat etsin buyurarak dost seçiminin önemini vurgulamıştır. Gerçek dost olarak Yüce Allah'ı gören bir Müslüman, dostlarında Allah'ı seven güzel ahlaklı kimselerden seçer. Kusursuz insan olmayacağını bilir. Ancak dostu hata yaptığında Allah'a olan sevgisinden dolayı dostunu nazikçe uyarır. İyiliğe iyilik her kişinin karı, kötülüğe iyilik her kişinin karıdır. Atasözü insan ilişkilerine çok değerli bir tutuma dikkat çeker. Kötülüğe iyilikle ve karşılık verebilmek ancak yüce gönüllü insanların işidir. Ve böylece karşımızdakilerini gönlünü fethetmek istiyorsak kötülüğe karşı iyilikle muamele etmeliyiz. Allah'a şükrümüzü nasıl gösterebiliriz? Şükür kulun insanın Allah'ın vermiş olduğu sayısız nimetlerin onun sonsuz iyilik ve bağışının sonucu olduğunu fark ederek kalbinin teşekkür duygusuyla dolması ve bunu diliyle ifade etmesidir. Allah'ım sana şükürler olsun demesidir. Müslüman kendisini yokluktan varlığa çıkaran, kendisine sayısız nimetler veren Allah'a gönülden şükreder. Namaz, zekat, oruç ve hac gibi ibadetler kulun Allah'a şükrünü ifade etme yollardır. Şükür insanın kendisine verilen sayısız nimetleri görmesini sağlar. Kur'an'da yüce Allah, "Yalnız Allah'a ibadet et ve şükredenlerden ol." buyurarak Müslümanlardan daima Allah'a şükretmelerini ister. Müslüman bolluk zamanında da darlık zamanında da Allah'a şükreder. Umudunu hiç kaybetmez. Müslüman iyi işlerin yüce Allah'ın lütfuyla gerçekleştiğini bilir ve Rabbine şükreder. Müslümanın dilinden elhamdülillah ya da Allah'a şükürler olsun cümleler eksik olmaz. Müslüman davranışlarıyla da şükrünü gösterir. Kıldığı namazlar, verdiği zekat ve sadakalar, tuttuğu oruçlar hep şükretmek içindir. Şükrederek yüce Allah'a layık bir kul olmak ister. İbadetlerin Allah'a adanmış özel zamanlar olduğunu bilerek bu fırsatları müslüman asla kaçırmaz. Kul hakkı ne demektir? Bütün varlıklar Allah yaratmıştır. Her şey varlığını Allah'a borçludur. Kur'an-ı Kerim'de göklerde ve yerde olan herkes Rahman olan Allah'ın huzuruna birer kul olarak gelecektir buyurulur. Yüce Allah kullarına bir lütuf olarak bazı haklar vermiştir. Bu haklara kul hakkı denir. Yüce dinimiz İslam kulaklarına haklarına saygı göstermesini ister. Kul hakkının çiğnenmenin büyük bir günah olduğunu haber verir. Dinimize göre kul hakkını çiğneyen kimse hak sahibi hakkını helal etmediği sürece affedilmez. Peygamber Efendimiz kim kardeşine haksızlık etmişse onunla helalleşsin buyurarak bu konuda bizleri uyarmıştır. Müslüman kulaklarının kendisinin büyük bir sorumluluk olduğu bilinciyle davranarak yaşamalıdır. Allah'ın El-Afif, ve er el isimlerini açıklayınız. El-Afif, Yüce Rabbimizin güzel isimlerindendir. Afif, affeden, bağışlayan, acıyan demektir. Allah tevbe işlediği günahların farkında olarak kusurunu itiraf ederek bu pişmanlıkta hatasından vazgeçen günahlarını affeder. Affetmek onun merhametinin gereğidir. Yani el affetmek, bağışlamak anlamında. Eşşekur ise yapılan iyilikleri çok büyük sevap vererek ödüllendiren, kendisine karşı yapılan ibadetleri ve ahlaki davranışları karşılıksız bırakmayan demektir. Yüce Allah kendisine şükreden kullarını çok sever. Onların şükretmelerinden memnun olur, onlara verdiği nimetlerini arttırır. Son olarak Er-Rauf ise Yüce Rabbimizin bizlere olan sevgi ve merhametini gösteren isimlerindendir. Rauf, yarattığı varlıklara karşılıksız ikramda bulunan, cömert davranan, iyilik edip şefkat gösteren, tehlikelerden koruyan ve yardım eden demektir. Test sorularımızı yapalım. Aşağıdaki davranışlardan hangisi bir dostla yakışmaz? Yardıma ihtiyacı olduğunda dostunun yanında olmak, sevincini ve üzüntüsünü paylaşmak, yanlışlarını görmezden gelmek, kendisinin olmadığı yerde de dostunun haklarını korumak. Evet Müslüman diğer Müslümanların yanlışlarını görür, onları eliyle kalbiyle düzeltmeye çalışır. Tamam mı? O yüzden yanlışları görmezden gelmemeliyiz. Aşağıdakilerden hangisi şükrün faydalarından birisi değildir? Şükretme hayata iyimser bakmayı sağlar. Şükretmek insanın gerçekleri görmesine engel olur. Şükreden bir biri kendisine yardım edenlere de teşekkür etmeyi bilir. Şükredenlere Yüce Allah nimetlerini artırır. Evet burada da cevabımız Bursa. Çünkü şükretmek gerçekleri görmemize vesile olur. Engel değil. Üçüncü sorumuza devam edelim. Yukarıdaki cümlelerden hangileri doğrudur? Edeb insan ilişkilerini güzelleştirir. Müslüman Yüce Allah'tan haya eder. Şükretmek ibadettir. Dost yanlış da yapsa doğru da yapsa onu desteklemek gerekir. Evet burada hangileri doğrudur? Baktığımız zaman cümlelerimize Denizli şıkkında 1, 2 ve 3. maddelerimizin doğru olduğunu görüyoruz. Dost yanlış da yapsa doğru da yapsa onu destek olmak gerekmez. Yanlışlarını düzeltmemiz gerekir. Cevap denizli. Dördüncü sorumuza geldik. Bana kendi adınıza altı şeyin güvencesini verin. Ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun. Gözlerinizi bakılması yasak olana sakının ve ellerinizi haramla çekin. Evet peygamberimizin güzel bir hadis-i şerifi. Bu hadis-i şerifte aşağıdaki şey hangisi üzerinde durulmamıştır? Tutumluluk, doğruluk, emaneti korumak, verdiği sözde durmak. Ya, tutum olmak konusunda yukarıda bir bilgi yok. İnsanlar yapılan her türlü haksızlık veya onların haklarına saygı göstermemek kul hakkı kapsamına girer. Verilen bilgiye aşağıdaki hangisi kul hakkı olarak değerlendirilemez? Birinin özel hayatını araştırmak, başkasının dedikodusunu yapmak, başkalarına yardımcı olmak, başkasının eşyasını izinsiz kural, kullanmak. Evet, başkalarına yardımcı olmak sadaka sevap kazandırır. İyiliğe iyilik her kişinin karı, kötülüğe iyilik her kişinin karıdır. Verilen atasözü en iyi açıklayan yargı aşağıdakilerin hangisidir? Evet, iyiliğe iyilik her kişinin karı, yani iyiliğe iyiliği herkes yapar diyor. Kötülüğe iyilik ise her kişinin karı, yani iyi insanlar kötülüğe karşı da iyilik yaparlar. Evet bunu en iyi açıklayan kötü davranışlara karşılıksız kalmaz. İyiliğe karşı iyilik yapmak gerekir. Kötülüğe karşı iyilik yapmak zordur. Herkese karşı iyi olmamak gerekir. Burada kötülüğe karşı iyilik yapmanın zor olduğunu işte o zor yapanların da gerçek iyi insanlar olduğunu bize anlatıyor. Boşluk doldurma sorularımız var. Hemen yapalım. Müslüman Yüce Allah'a karşı gelmekten ne yapar? Evet. Haya eder. Birincisine haya ve Müslüman neden ayrılmaz? Haya ettiği için edepten ayrılmaz. Müslüman peygamber efendimiz e olan sevgi ve saygısı onun adı anıldığında hemen ne yapar? Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed diyerek salavat getirerek. leylik her kişinin karı, kötüleyilik her kişinin yani en iyi olan insanların özelliği diyor. Müslüman Yüce Allah'a şükrünü ne yaparız? Elhamdülillah diyerek gösteririz. İnsanın saygınlığına zarar veren her davranış nedir o? Onun kul hakkına girmesine neden olur. O yüzden kul haklarında dikkat etmemiz gerekir. Şimdi doğruya doğru yanlışa yanlış. Kul haklarını önemsemeyen toplumlar birlik ve bütünlüklerini koruyamazlar. Doğru. Namaz, zekat, oruç gibi ibadetler kulun Allah'a şükrünü ifade etme yollardır. Rabbimiz sana şükürler olsun deriz. Müslüman dostunu seçerken güzel ahlaklı olmasına dikkat etmelidir. İnsanlar dostları arasında kendilerine yakın buldukları arkadaş olarak seçerler. İnsan dostları arasında kendine yakın bulduklarını arkadaş olarak seçerler. Arkadaşları arasından kendine yakın olanları dost olarak seçerler olmalıydı. Burası ters olmuş. Bize kötülük yapanları asla affetmemeliyiz. Özür dilerler, haklarımızı öderlerse affede. Biliriz bu da yanlış. Evet sevgili arkadaşlar böylece dersimizin sonuna geldik. Sizler de kanalımıza abone olarak videolarınızı beğenin ve arkadaşlarınızla da paylaşın. Onlar da bu bilgilere ulaşsınlar diyoruz. Yeni derste de görüşünceye kadar hepinize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz.